Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İmamoğlu kesin bir zafer kazandı. Hem belediyede, Büyükşehir Belediyesi'nde hem ilçe belediyelerde hem de mecliste çoğunluk artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İkta ha, çok değil. Bundan 20 günü, 15 gün öncesine kadar veya 20 gün öncesine kadar çoğunluk AK Partide ve MHP'deydi. O yüzden topal ördek diyordu Erdoğan maalesef. Hem Ankara'daki Mansur Yavaş için hem de İstanbul'daki Ekrem İmamoğlu için. Ve bugün işte büyük bir özgüvenle koltuğa oturdu. Ha, mutluydu. Çünkü şöyle bir düşünce vardı kafasında. Ya geçmişte bana ne ızdıraplar yaşattınız. Şimdi sıra bende mi diyordu. Artık onu bilemem ama göreceğiz. Ve şöyle bir cümle kurdu. Rüya gibi dedi bir 5 yıl olacak. Biz de o soruyu soruyoruz. Sizce rüya gibi bir 5 yıl mı yaşayacak İstanbul? AK Parti grubu teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. Sandalyede oturan üye sayısı azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde manzaranın rengi de kırmızıya döndü. İBB Meclisi'nde uzun süredir duyulmayan bir ses yankılandı. AKP'nin önerisi oy çokluğuyla reddedildi. Bu yeni dönemde sırt sırta verebilirsek şehrimizin her ilçesinde yaşam kalitesini kat kat arttırabiliriz. Sadancahanedeki meclis toplantı salonuna CHP'li üyelerin alkışlarıyla girdi. Parti fark etmeksizin sıraları dolaştı, elleri sıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapıldı. Gelin 31 Mart'ı güçlü bir şekilde her birimizin ders çıkarttığı bir milat olarak görelim. İlk mesajını seçim sonuçları üzerinden verdi İmamoğlu. Ortak akıl ve çözüm vurgusu yaptı. CHP meclis çoğunluğuyla 5 yılı yönetecek olsa da particilik anlayışına geçit yok dedi. Umut ediyorum ki hiçbir fayda sağlamadığı bu seçimlerle iyice anlaşılan bazı engelleme çabaları da artık son bulur. İBB meclisinde çoğunluğu kaybeden AKP'de suratlar sıktı, ama gülümseyen bir isim vardı. O da Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu. Ekrem İmamoğlu konuştuğu sırada kameraya yansıyan gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı. Zaten birkaç ay sonra herhalde kendisi emekli olacak. Dikkat çeken detay sadece bu değil. Seçimden önce Ekrem İmamoğlu'nun Tevfik Göksu'ya yaptığı bu yorum da gerçek oldu. Tevfik Göksu'nun AKP İBB Grup Başkanlığı görevi sona erdi. Umutsuzluk görüyorum kendi yüzünde. Yine de güzel anılarla bugün vedalaşmış olduk kendisiyle. Tevfik Göksu'dan sonra görevi AKP'den Zeynel Abidin okul aldı. Kürsüdeki ilk sözleri dikkat çekti. Muhalefet görevi verdi. Bu muhalefet görevini biz çok dikkatli bir şekilde İstanbul halkının menfaatlerini gözeterek yerine getireceğimize inanıyoruz. Diyordur ya. Şimdi beyefendiler orada. Biz bu hale nasıl düştük ya? Ve adam hepsini bildi. İmamoğlu'ndan bahsediyorum. Yani seçimi kazanacağını bildi. Ne bileyim meclis çoğunluğunu alacağını bildi. Belediye olarak daha fazla belediye alacağını bildi. Tevfik Bey'e e, bay bay Tevfik Bey dedi oradan. Yani çok kullanılan bir şey ya. Nasıl bildi? Demek ki yani siyaseti okuyabiliyor halkın içine girdiğinde zannedersem bir karşılığının olduğunu biliyorum. Ama bakın, rüya gibi mi 5 yıl olacak bilemem. Ne var ki? Ben şunu talep ediyorum ve ben bir yurttaş olarak ve bir gazeteci olarak maddelerimi de çıkardım. Nelere dikkat edeceğim? Bir, şeffaf olunmasını istiyorum. İki, hesap vermenizi istiyorum. Hem İBB, hem Ankara, hem diğer el değiştiren yerler için. Üç, tutarlı olmanızı istiyorum. Benim bakış açım bu. Dört, çoğunluğunuzla bu benim için çok çok önemli. Çoğunluğunuzla vicdanınızı kaybetmemenizi istiyorum. Çoğunluğunuzla azınlığı bastırmamanızı istiyorum. Haklı olan neyse, hak olan neyse onu yapmanızı istiyorum. Ve benim bakış açım muhalefetteki belediyelere bakış açımda bu olacak. Ayşegül Bey, Ayşegül Bey mi? Ayşegül Hanım. İşte MHP'ye gitti kafam. Ayşegül Hanım özür dilerim. Ayşegül demiş ki rüya gibi Fatih Bey CHP bence elinden gelen en iyisini yapacak. İnşallah her şeyden önce özlenen bir Türkiye yönetimi var. Ama bakın siz de şeffaf mı, hesap verebiliyor mu, tutarlı mı ve çoğunluğuyla e, azınlığı eziyor mu ezmiyor mu ona bakın. Lütfen duygusal bakmayalım. Duygusal baktığımız anda üzülüyoruz ve üzüyoruz da e, farklı farklı kesimlere.